İYİ Parti grubu adına üçüncü söz Mersin Milletvekilimiz Sayın Zeki Hakan Sıdalı'ya aittir. Süremiz 10 dakika Sayın Sıdalı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Günümüzde ilerlemenin başlıca belirleyicisi bir toplumun inovasyonu kucaklama derecesidir. Üretkenlik uzun vadeli büyümenin en önemli noktasıdır. Bu sebeple Türkiye bu hızlı değişimde var olabilmek için yüksek teknoloji üretmek zorundadır. Dünya piyasasına baktığımızda en büyük ilk 6 şirketin tamamı teknoloji ve iletişim şirketleridir. Bu alanda milli markalarımızı, küresel firmalarımızı yaratmak zorundayız. Dünyadaki inovasyon yarışından kopmak demek Türkiye'yi sadece ham madde pazarı ve teknoloji aşığı tüketiciler ülkesi olarak konumlandırmak demektir ki bu kesinlikle kabul edilemez. Bugün yıllardır bizi mahkum ettiğiniz bütçe açığını konuşmak yerine teknoloji açığımızı kapatmak için çalışmalıydık. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in işaret ettiği gibi Türkiye bir yazılım ve teknoloji üssü haline gelmeli. Beyin göçü veren değil, beyin göçü alan bir ülke olmalıydık. Teknoloji ve inovasyon milli bir meseledir ve ekonominin büyümesine olan pozitif etkisi açıktır. Avrupa Birliği ülkelerindeki verimlilik artışının %50'si teknoloji iken ülkemizde bilgi iletişim katma değeri, istihdam ve yatırımlar içerisindeki payı OECD ülkelerinin çok altında seyrediyor. Bu bizi dışarıya muhtaç ülkeler sınıfına sokuyor. Teknolojide başarıyı yakalamış ülkelere baktığımızda Ar-Ge'ye ayırdıkları dev bütçeleri görüyoruz. Bizim toplam kamu ve özel sektör bütçemiz 8 milyar dolarken Amazon 23 milyar dolar, Samsung 15 milyar dolar ayırıyor. Beka meselesi diyorlar ya, hani yerli yazılım, siber güvenlik, savunma sistemleri devletimizin çok yakın gelecekteki beka meseleleridir. Buna önem vermeliyiz. BTK'nın halk nazarında karşılığı siteleri kapatan, sosyal medyaya erişimi engelleyen, vatandaşla sanal dünya arasında set olan bir kurumdur. Teknolojideki stratejik görevleri bulunan bu kurumun yalnızca yasakçı etiketiyle tanınmasının sorumlusu vatandaş değil, BTK'ya sadece bu işler için kullanan hükümettir. 2017 yılında Wikipedia hala açılamadı. Bilgi çağında bir açık kaynak kütüphanesine erişilememesi akıl alacak gibi değil. Cenevre planına göre bütün ulusların bilgi teknolojilerine erişiminin sağlanması ve bilgi toplumu inşa edilerek bilgiyi kalkınmanın aracı olarak kullanma kararı alındı. Türkiye'de bilgi toplumu oluşturmak ve bilgiyi kalkınmanın aracı olarak kullanmakla ilgili herhangi bir hamle yapılmış mıdır? Kalkınma aracı olarak bilgiyi değil betonu görenler, şimdi arşa kadar ulaştırdığımız betonlar üzerimize çöküyor. Kalkınmayı bırakın, geri gittikçe gidiyoruz. Bir şeye erişimi engelleyecekseniz, krize, yolsuzluğa ve yoksulluğa erişimi engelleyin. 2018 yılında yayınlanan sansür raporuna dahi sansür uyguluyoruz. İşi olacak o kadar sikicine çevirdik beyler. Türkiye'de basın yayın yasağı kavramı üzerinden dizayn ediliyor. Birçok milliyetçi gazeteci anlamsız davalarla taciz ediliyor. Avrupa'ya gittiğimizde Avrupalı parlamenterlere malzeme oluyoruz. Son günlerde adil kullanım kotasını kaldırıyoruz. İnternet sınırsız olacak dediniz. Sevindik. Fakat şimdi herkes isyanda. En düşük tarifenin 70 lira olacağı söyleniyor. Zam yaparak sınırsız yapar interneti herkes. Bu kaçıncı kaş yapayım derken göz çıkarışınız. Sayıştay BTK'da yaptığı denetimlerde birçok uygunsuzluk tespit etmiştir. Kurum merkezi yönetim bütçe yönetmeliğine aykırı hareket ederek taahhüt kartı düzenlememiştir. Bu durum taahhütlerin takibine engel olmaktadır. Bu konuda BTK verdiği cevapta gerekli işlemler yapılacaktır diyor. Hesapların gerçekleri yansıtmadığı bir durum yaratmak suç mu, suç değil mi? Gereğini yaparız diyecekleri kadar basit bir olay mı bu? Sayıştay'ın ikinci bulgusu 5651 sayılı kanunla
verilen görevlere ilişkin yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları usulünün yönetmelik yerine kurul kararı ile belirlenmesidir. Bu yapılan suçtur. Esasları yönetmelik belirler, kurul değil. Yasalı olmayan bu karar resmi gazetede bile yayınlanmamış, kurumun sitesine dahi konmamıştır. Bu gizlilik neden? Kurul tarafından alınan kararda doğrudan temin ve pazarlık usulü olmak üzere iki ihale usulü belirlenmiştir. Bunun Türkçesi ilan yapılmaksızın istediğini çıkar, teklifi versin, sen de ihaleyi verdir. Uygulanan usullere bahane ihtiyaçları süratle karşılanmak olarak gösterilmektedir. Bizim istediğimiz ülkenin teknolojik ihtiyaçlarını süratle karşılamanız, ihaleyi alanların nakit ihtiyaçlarını değil. Sayın milletvekilleri, ama haklarını yemeyelim, bazı teknolojileri yakından takip ediyorlar. Mesela araba teknolojisini. Türkiye'de üretilen araçlar ihtiyaçlarını karşılamamış, kanuna uygunsuz lüks ve yabancı menşeli Tiguan araçlar, Mercedes otobüsler almışlar. Görünen o ki herkesten de pahalıya almışlar. Aradığınız teknik özellik nedir? Aracın lüks olması mı? Dünya Endüstri 4.0, yapay zeka, nesnelerin interneti, dört boyutlu yazıcılar gibi yeni teknolojileri konuşurken bizim bugün hukuksuzluk, yolsuzluk gibi hoş olmayan konuları konuşuyor hale gelmemiz içimizi acıtıyor. Çağ atladık diye gurur duyduğunuz Türkiye'yi teknolojide 20. yüzyıla, demokraside 18. yüzyıla atlattınız. Eserinizle gurur duyun. Birkaç sözümüz de sivil havacılıkla ilgili olacak. Atatürk'ün istikbal göklerdedir parolasıyla Türkiye, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günlerden başlayarak yatırım yapmış. Gök okulları ve uçak fabrikalarını açmış. Hatta Nuri Demiral önderliğinde Türk mühendisler ve yerli imkanlarla yapılan yolcu uçağı 1938 yılında Avrupa'da birincilik ödülü almış. Her seçim döneminde billboardları süsleyen yerli yolcu uçağı aslında 80 yıl önce göklerdeydi. Modern dünyanın hız, konfor, zaman kavramlarını ilaveten son günlerde ülkemizde maalesef ulaşım güvenliği de ön plana çıkmıştır. Bu vesileyle Ankara'daki YHT kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Milli tasarım ve üretime yönelik kabiliyetin elde edilmesi yerli havacılık sanayisinin önünü açacak ve havacılık alanında kalıcı olduğumuzu kamuoyuna gösterecektir. Bunun için gerekli çalışmaların acilen yapılması gerekmektedir. Uçuşların siber güvenliğini sağlayabilmek için felaket kurtarma merkezleri kurulmalı. Sivil havacılığın geliştirilmesi için sivil havacılık merkezleri yaygınlaştırılmalı. Amatör ve sportif havacılığın önündeki bürokratik engeller kaldırılmalı. Engelsiz havaalanlarının oranı %100'e çıkarılmalı. Hava kara taşımacılığı entegrasyonu tamamlanmalı. Yerli Google Earth olarak tanıtılan HGM Küre, HGM Atlas uygulamalarını bir an önce hayata geçirmeliyiz. Hızlı ve plansız büyümenin doğurduğu bir diğer sonuç da nitelikli meslek profesyoneli açığıdır. Genel Müdürlük 2018 verilerine göre eğitici yetkisi almış personel sayısı 15'tir. Bu noktada hükümetin planlamadaki eksikliği öne çıkıyor. Plansızlıktan birçok gencimiz havacılıkta geçerli bir meslek sahibi olacakken işsiz kalacakları alanlara yönlendiriyorlar. Hükümetimiz her ile havaalanı projesiyle yola çıktı. Fakat şimdi tabloya baktığımızda vatandaş uçamasa da milyonlarca lira havaya uçtu. Türkiye'de sivil alanda hizmet veren 54 havaalanı bulunmaktayken bunların bir kısmı atıl vaziyette, bir kısmına haftada sadece bir sefer yapılabiliyor. Kimisinde nar bahçesi yapıyorlar. Sayıştay raporlarına yansıyan Zafer Havalimanı ile ilgili konuştuk, sürem de azaldığı için oraya geçiyorum. Ülkemizdeki havaalanları birer seçim vaadi olarak kullanılıyor. Neticesinde milyonlarca lira toprağa gömülüyor. O parayı ilde havacılık eğitimine ayırsak, insanlarımıza yeni iş kolları açabiliriz. Bu da katkıdır, bu da oy getirir, inanın. Havaalanlarından söz etmişken, 2011 yılından beri her yıl bu sefer bitecek denilen, defalarca temeli atılan, şimdilerde biraz evvel bahsettiğim nar bahçesi olarak kullanılan Mersin'deki Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndan da bahsetmek istiyorum. 2017 yılındaki kim bilir kaçıncı temel atma töreninde
dönemin Ulaştırma Bakanı 29 Ekim 2018'de açılışını yapacağız demişti. 29 Ekim Mersin'deydik. Hiçbir açılış olmadı. Ardından öğrendik ki altyapı işlemlerini dahi sadece %40 bitirmişiz. Şimdi ise inşaat yeniden durdu. İşçiler çıkarıldı. Şirket ile ilgili ihalenin feshedileceği söyleniyor. Verdiğimiz soru önergelerine de herhangi bir cevap alamıyoruz. Sayın Stallı, bir dakika daha ilave edelim. Çok teşekkür ederim. Bu sözleşmesi iptal edilen kaçıncı müteahhit? Allah aşkına bu müteahhitleri işi yapmak için mi, yapmamak için mi seçiyorsunuz? İkinci kere müteahhit değişmemeli. Her seçim döneminde açacağız, açıyoruz diye billboardları dolduruyorsunuz. Billboard kalkınmacılığı yapmayı bırakın da memlekete faydalı işler yapalım hep beraber. Son olarak havalimanı inşaat sahasının 150 dönümünün biraz evvel bahsettiğim gibi nar bahçesi olarak değerlendirildiğini öğrendik. Kaynak yaratmak için narları satışa çıkarmışlar. Umarım alan olmuştur. Herkese istediğiniz an kaynak buluyorsunuz da Mersin'e yatırıma niye kaynak bulamıyorsunuz diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu bütçenin milletimize 2019 yılında hayırlar getirmesini dilerim. Tüm genel kurulda saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Stalı.